Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarına yönelik tebliğ çıkardı. Döviz alım ve satımında kimlik ibraz etme şartı geldi. Yani artık döviz bozdurmak ya da almak isteyenler kimlik vermek zorunda sevgili izleyiciler. Ve bu durum kimlik bilgilerini paylaşmak istemeyenleri de ve kuyumcuları da yönlendirmiş oluyorlar. Ve bu durumdan da vatandaşın şikayeti de var ama memnun olan da var. Haberimizde izleyeceğiz şimdi. Piyasayı çok engelliyor bu. Çok da önemli değil yani, kimlik de veririz. Bir şey fark ediyor mu kimlik vermek? Ya vereceğiz bir şekilde. 1 dolar 2 dolar alacağım, onu neye kimliğimi vereyim, neye bilsinler? Kimi yeni şartı bilmiyor, kimi destekliyor, kimi ise şikayetçi. Döviz bürolarında artık kimlik ibraz etme zorunluluğu var. 128 milyar dağıtılırken sormuşlar mı? Kim ne kadar dolar bozdurdu, kaç gram altın aldı? Hazine ve Maliye Bakanlığı kararının ardından alım-satım işlemlerinde, döviz bürolarında bunların hepsi kayıt altında. Ancak fişlenme korkusu yaşayanlar kuyumcuları tercih ediyor. Zaten her tarafta fişleniyoruz. O yüzden yani burası da olmuş, orası da olmuş, fark etmiyor. Halkımız gerçekten bu konu hakkında fişlendiklerini düşünüyorlar. Çünkü bu gibi durumlar daha sonra ileride karşılarına geleceğini ve karşılarına bir sorun olarak teşkil edeceğini düşünüyorlar. İstanbul Kapalı Çarşı doların yükselmesinin ardından her zamankinden daha kalabalık. Döviz bürolarından çok kuyumcular revaçta. Devlet de kendince haklı. O da beyanını istiyor, yani dövizin beyanını istiyor. Dövizciler de haklı. Onlar da hem prosedür gereği arttı bu işleri, hem de kendi işlem hacimlerini düşürmüş oldu. Çünkü böylelikle millet kendini şey yapmak istemiyor. Neden böyle bir kural getirildi? Onu bana değil, getirenlere sormakta fayda var bence. Ama çok bir anlamı olmayacak. Yani doları tutmak, doları belli bir yerde sabitlemek isteniyorsa anlamsız bir şey. Bu şekilde sabitlenebilir mi dolar? Mümkün yani değil. Tutulabilir mi? Mümkün değil. Şimdiye kadar daha önce şey de konuldu, daha yüksek miktarda vergi de konuldu alım satımına. Gene bir etkisi olmadı. Gene olmayacak tabii ki. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kimlik ibrazı kararına itiraz eden de var, durumdan memnun kalan da. Kapalı çarşı burası, Türkiye'nin can damarı. Burada bir sürü sahte dövizler çıkıyor meydana. Böyle olursa kolay kolay sahte döviz çıkaramazlar, satamazlar. Boş boşuna böyle bir izdiham yaratacak bir düşünce. Yani şimdi herkes kimliği verdiği zaman bir sürü şey olacak burada, bir sürü sıra oluşacak diye düşünüyorum. Artık ben çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bazılarını ise bu durum hiç ilgilendirmiyor. Vallahi hiçbir sorusum yok kızım, çünkü bende döviz yok. Ne Türk lirası var, ne bir şey, gitti bitti. Hiçbir şey yok. Vallahi yok yavrum, her şey bitti. Yeni şartın ardından müşterileri azalan döviz büroları 4 Kasım'da eylem yapacak, kepenk kapatacak.